Arkadaşlar merhaba. Türev serisinin 9. videosuyla karşınızdayız. Konumuz polinom fonksiyonların grafikleri. Bu videoda arkadaşlar türev yardımıyla polinom fonksiyonların grafikleri nasıl incelenir, nasıl çizilir ve grafiklere baktığımız anda bu fonksiyonları nasıl yazabiliriz ya da yazılmış olan fonksiyon kurallarına baktığımız zaman grafiğini nasıl canlandırabiliriz aklımızda bunları öğreneceğiz. Şimdi Madde madde ilerleyelim. İlkinde demiş ki polinom fonksiyonlarının tanım kümesi reel sayılardır. Bunda bir sıkıntı yok. Yani tanım kümesi biliyorsunuz polinomları. akarı yok, kokarı yok. Her noktada limiti var, her noktada süreklidir. süreklidir. her noktada türevlenebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Tanımsız olabilecek hiçbir noktası yok, tamam? İkinci madde demişiz ki fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar bulunur. Yani önce fonksiyonu sıfıra eşitleyeceksin ve köklerini bulacaksın, tamam? Üçüncü de Artı ve eksi sonsuza giderken ki limit değerlerine bakılır ve uç noktaların durumu hakkında fikir edinilmiş olur. Yani bu polinom fonksiyonu sonsuza giderken artı eksi sonsuza gidebilir. Eksi sonsuza giderken yine artı eksi sonsuza gidebilir. Bunları inceleyeceğiz. Dördüncü maddede ise birinci türevi incelenerek ekstremum değerleri bulunur. Şimdi bundan sonraki maddelerde ekstremum değerleri bulduktan sonra tabii ki maksimum minimumlarını belirleyeceğiz. Bunun için gerekli ama mesela İkinci türevi incelenerek bu fonksiyonun konveks veya konkav e, yorumu yapılır. Buna gerek de yok aslında. Tamam. Çok detaylı, çok ayrıntılı bir e, grafik çizmiyorsam beşinciye lüzum yok arkadaşlar. Değişim tablosu yapıldıktan sonra fx'in grafiği çizilir. Unutma diye bir başlık atmışız. K0'dan farklı ve n pozitif tam sayı olmak üzere fx eşittir k çarpı x eksi a çarpı x eksi b'nin 2 kuvveti çarpı x eksi c'nin 2 n eksi 1. kuvveti. Bakın ilk olarak demişiz ki f a eşittir 0 olduğundan grafik o x eksenini yani x eksenini x eşittir a'da keser. Bakıyoruz şuraya. Bunun bir kökü a ve bu a arkadaşlar tek köklü olduğu için sıfırda böyle keser gider diyoruz. Tamam. Sonrasında ise İkinciye bakalım. Diyor ki fb eşittir 0 ve f türev b de sıfır olduğundan. Bakalım şuraya x eksi b'nin 2 inci kuvveti. Şimdi çift kuvvet ya. Bunu böyle başa atarsak en küçük çifte iki biliyorsunuz. Mesela iki olsun burası. Ne eşittir 1 için. 2'yi başa attık ve sonrasında kendini tekrar yazdık ve diğerlerini çarptık ya çarpımın türevinden. E, x eşittir b hem bu fonksiyonun kökü oldu hem de türevinin kökü oldu. Fonksiyonun çift katlı kökü vardır ve x eşittir b de x eksenine teğettir diyoruz. Yani şu şekilde teğet olabilir. Tamam mı? Üçüncü olarak da f türev ikinci türevinde c. Bakalım arkadaşlar şuraya. Aşağı biraz daha inelim. Bakın şurada x eksi c'nin 2 iki en eksi birinci kuvveti tek kuvvetten bahsediyoruz. İkinci türevinde, e, ikinci türevinde c sıfır ve fc de sıfır olduğundan c'ye sıfır dönüm noktasıdır demişiz. Şimdi bu dönüm noktasını da yine Şuradaki aslında ikinci türevden geliyor bunun yorumu da. Yani konvekslikten konkavlığa veya konkavlıktan konveksliğe geçtiği nokta olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve dediğimiz gibi beşinciye çok gerek yok. Eğer çok detaylı bir e, fonksiyon grafiği çizmek istiyorsan tabii ki. Yani böyle milimetrik kağıtlara fonksiyon grafiği çizmek istiyorsan tabii ki gerekli. Ama dediğimiz gibi müfredatımızda ve ÖSYM'nin sorduğu sorular e, göz önüne alınırsa bu fonksiyonda bu dönüm noktaları veya işte konveksi konkavlık gerekmiyor ki biliyorsunuz ikinci türevin yorumu da zaten müfredat dışı olan konulardandı. Dördüncü, üçüncü dereceden bir polinomun büküm noktası fonksiyonu simetri eksenidir. Bunları bilmemizde fayda var. Eskiden müfredatta da çıkıyordu. Aslında keşke çıkarılmasaydı müfredattan. Güzel konulardı. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar ikinci türev hakkında bir yorum sorusu geleceğini düşünmüyorum sınavda. Detaylı çizim gerekmiyorsa birinci ve ikinci türev incelemesi yapılmadan da grafik çizilebilir. Bakın ben demiştim ki şurada ikinci türeve gerek, yok, gerek bile yok çok detaylı çizmek istemiyorsan. Ee, ama ekstremum değerlerin bulunarak fonksiyonun artık böyle yüzde doksan, yüzde doksan beşlik doğru halinde çizmiş olabilirsin sen. Tamam mı? Yani birinci türeve yine de bakalım biz. Evet devam edelim bir sonraki sayfamızdaki 49. soruyla. Demiş ki arkadaşlar fx eşittir x küp eksi 12x'in grafiğini çiziniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları bir bulalım. İlk olarak e, x küp eksi 12x'i sıfıra eşit diyeceğiz. Ve bunun için arkadaşlar x parantezini alırsak x kare eksi 12 eşittir 0 gelecektir. Burada bir tane kökünü bulduk. Bakın hemen kendini gösterdi. x1 eşittir 0 bir köktür bizim için. Eğer ki x karede eşittir 12 ise x eşittir 2 kök 3 veya x eşittir eksi -2 kök 3'tür. Bunlar neler oldu arkadaşlar? x eksenini kestiği noktalar oldu. Hatta bunlara da ismini takmışken düzgün takalım. x e, 2 diyelim ve x3 diyelim. Tamam mı? Sonrasında ikinci olarak gelin arkadaşlar şunları bulalım. Türevine geçelim fonksiyonun. f türev x yani ekstremum değerlerini bulalım arkadaşlar. f türev x 3x kare eksi 12'dir. Bunu sıfıra eşitlersek e, Burada arkadaşlar x kare eksi 4 her iki tarafı 3'e böldüm Eşittir 0 x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 Ekstremum değerler oldu Peki bunlar e, maksimum mu minimum mu bunları değerlendirelim Eksi 2'ye 2 dedik Tamam mı şu şekilde Sonrasında da şunları şu şekilde bağladık ne ile başlayacağız artıyla artı eksi artı yani burada fonksiyon artarken burada azalmaya başlamış ve burada sonra tekrar artmaya başlamış diyebiliriz. Peki arkadaşlar sonrası için ne yapmamız gerekiyor? Bakın fonksiyonumuzun grafiği de x küp eksi 12 x'ti. Pekala şimdi şunları da bulalım hatta biraz daha detaylı olsun grafiğimiz. Eksi 2 için fonksiyon nereden geçer? Bizim fonksiyonumuzun ismi neydi? X, fx eşittir e, x küp eksi 12 x'ti. Yazalım arkadaşlar bunu. x küp eksi 12 x'ti. f eksi 2 ne olur mesela? f eksi 2 e, yerine yazarsak eksi 8 artı 24'ten 16 olacaktır. F2 ne olur arkadaşlar onu da bulalım. F2'miz de 8 eksi 24'ten eksi 16 olacaktır. Doğru mu? Şimdi demek ki şuradaki minimum noktası eksi 16 olacakmış değeri. Buradaki maksimum değeri de 16 olacakmış değil mi? Artarken azalmış azalırken artmış diye bir yorum yapabiliriz. Artık fonksiyonun grafiğini çizebiliriz. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Tabi artı sonsuza eksi sonsuza gittiğinde şu şekilde düşünebilirsiniz. Hani hocam fonksiyon sonsuzda nasıl devam edecek? Nereye kadar devam edecek diye. Onu da o yorumu da şu şekilde yapın arkadaşlar. Bakın ben bunu sonsuza götürürsem x küp daha hızlı büyüyeceği için x'ler sonsuza giderken y değerleri de sonsuza gidecektir. x'ler eksi sonsuza giderken de y değerleri de bu sefer x küpler daha hızlı e, daha hızlı ne yapacağı için azalacağı için evet eksi sonsuza doğru gidecektir. Dolayısıyla yani bunlar eksi sonsuza ve artı sonsuza giderken ki limit değerleri olmuş oldu. O halde ben fonksiyonda hangileri köktür demiştim. Eksi 2 kök 3 demiştim. 0 bizim için bir kök demiştim. Ve artı 2 kök 3 bizim için bir köktür demiştim. Ve bunların arkadaşlar ekstremum değerleri de neydi? Eksi 2 ile artı 2 idi. Doğru mu? Yanlış bulmadık. Evet. Eksi 2 ile artı 2. Pekala. Şimdi ne demiştik? Eksi sonsuza giderken eksiden gelecek. Dolayısıyla ben bu fonksiyonun grafiğini şu şekilde şuradan getireceğim bakın. Tamam mı? Nereye kadar? Eksi 2'ye kadar. Eksi 2 bizim için bir maksimum noktaydı. Eksi 2'yi görür görmez aşağı doğru döneceğim ve sıfıra, sıfır için sıfır noktasından geçeceğim. Yani orijinden geçeceğim. Geçirdik arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Sonrasında 2 için bir minimum yaptıracağım ve iki köküçten geçirip bu fonksiyonu artı sonsuza doğru göndereceğim. Ne demiştik? Eksi 2'de bir ekstremum vardır ve burası yerel maksimumdur. Dolayısıyla arkadaşlar bunun karşılık geldiği yerde neresiydi? 16 idi. Nerede bulduk bunları? İşte şurada bulduk. Bakın. Eksi 2 için 16'dan geçiyordu. Ve sonrasında da buradaki iki değeri içinde nereden geçiyordu arkadaşlar? Bizim için eksi 16'dan geçiyordu diyebiliriz. İşte arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun grafiği budur diyebiliriz. Şuna bakalım. 50. örneğe. 50. örnekte kökleri de bulmak gayet basit. Bakın. x eşittir. Eksi 1 ve x eşittir 2. Yalnız x eşittir 2 nasıl bir kök arkadaşlar? Çift katlı. Şimdi bu çift katlı köklerde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz x ekseninde teğet oluyordu. değil mi? Burası. Peki gelin bir de f'in türevini bulalım. F türev x eşittir. Ee, 3'ü başa attım. 3 çarpı x artı 1'in karesi çarpı ikincisinin aynısı çarpımı türevini uyguluyorum. Artı x artı 1'in küpü çarpı 2 çarpı x eksi 2'nin birinci kuvvet dedik. Orada bıraktık. Pekala f türev x buymuş. O halde ben bu f türev x'i x artı 1'in karesi x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2 parantezine de alırsam şurada bir tek ne kalır arkadaşlar? 3 çarpı x eksi 2 kalır. Artı burada da x artı 1 çarpı 2 kalır. Başka bir şey yok. Pekala x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2 çarpı burası da ne olur? 3x eksi 6 artı 2x artı 2 gelir. Doğru mudur? Peki bunu da düzenleyelim. x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2 çarpı 3x 2x daha 5x eksi 6 artı 2 daha ne yapar? Eksi 4 yapar. Doğru mu? Ne yapacağız? Türevini sıfır eşleyeceğiz ve ekstremum değerlerini bulacağız. Burada ekstremum değerlerinden şurası bir <laughs> x artı 1'in karesi <laughs> özür dilerim. x artı 1'in karesi dediğimiz yeri sıfır eşitleyen değer nedir? x eşittir eksi 1'dir ama burası çift katlı bir köktür unutmayalım. x eşittir 2 tek katlı ve x eşittir 4 bölü 5 de tek katlı bir kök. Şimdi gelin tablosunu çizelim arkadaşlar türev tablosunu. Eksi 1 de çift katlı bir kök vardı. 4 bölü 5 ve 2 küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sıraladıktan sonra da bunları kök olarak işaretleyip arkadaşlar şu şekilde neyle başlayacağız? Hepsinde baş kat sayısı artı artı eksi artı şurası çift katlıydı artı diye devam edecek. Yani burada artarken artmaya devam edecek. Sonrasında azalmaya ve sonrası artmaya başlayacak. Yani 4 bölü 5 noktasında bir minimumu var. 2 noktasında bir maksimumu var diyebiliriz. Şimdi ben bu fonksiyonun köklerini ne bulmuştum? Eksi 1 bulmuştum. 2'de de çift katlı kök var demiştim. Hemen aşağı inelim. Şurası 2 noktası olsun. 2 noktası. Bir de eksi 1 için bir kök bulmuştuk değil mi? Şurada. Eksi 1. Sonrasında arkadaşlar sonrasında. Ekstremum değerleri olan noktalarda 4 bölü 5 ve 2 idi. Hemen onları da işaretleyelim. 4 bölü 5 şurada bir yerdedir arkadaşlar. 4 bölü 5 buradadır. 2 de zaten burada. Doğru mu? Pekala. Şimdi bu fonksiyon nereden başlar nereye gider? Baş kat sayısına bakıyorsun pozitif mi? X artı 1'in küpünden x küp gelir x eksi 2'nin karesinden x kare gelir. x kare ile x küpünde çarpım x üzeri 5 olduğundan ve pozitif olduğundan artan bir fonksiyon olacaktır. Negatife doğru giderken de negatiften gelen bir fonksiyon olacaktır. Yani eksi 1'den itibaren bakın eksi sonsuzdan geliyor. Burada artarak ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. 4 bölü 5 noktasında ne yapmışlar arkadaşlar bakın burada? 4 bölü 5 noktasında bir minimuma sahipti. Pardon özür dilerim tam tersini çizmişiz. Çok özür dilerim. Bakın şuraları ters çizmişiz. Azalırken artıyor demişiz. Tam tersini çizmişiz arkadaşlar Burada artıyor Burada azalırken artıyor Burada artarken azalıyor Doğru mu? Tam tersini yapıyoruz Evet Grafiği doğru çiziyormuşuz ama Eksi birden geçtik 4 bölü 5'e kadar geldik Burada bir maksimum yaptı Ve geri düşmeye başladı İki noktasında da çift katlı kök olduğu için Burada ikiye uğrar Tam olarak sıfır olur Ve sonrasında artmaya devam eder diyeceğiz Pekala Şurada ne vardı sevgili gençler? Bir ekstremum nokta vardı Şurası Burası 2 noktası değil mi? 2 noktası bizim için çift katlı kök olduğu için x eksenine teğet. Eksi 1 noktası tek katlı kök olduğu için eksi 1'i fonksiyon keser. Ve 4 bölü 5 içinde bir yerel maksimum noktamız vardı. Burada sadece grafiğini çiziniz demişti. Evet grafikte de aşağı yukarı bu şekildedir sevgili arkadaşlar.